Yemek masasında ben şöyle bir şey fark ettim. Evet. Sandalye ve yemek masası aynı renkteydi. Yani ben sandalyeler kaybolmuş gibi gördüm birazcık. Evet. Bir de onlar daha ahşap, bunlar daha böyle şık. Masa biraz spor kalıyor. İlk salona girdiğimiz zaman böyle spor bir salon karşılıyor diye düşündüm. Kafamı bir çevirdim. Koltuklar çok şık duruyor. Karar veremedim acaba. Zaten şöyle bir şey var benim evimde. Biz geçen eşimle de bunu konuştuk. Şimdi şu köşeye gidiyorsun. Bu tarafa baktığın zaman farklı bir ev gibi. Evet, evet. O köşeye gidip bu tarafa baktığımız zaman yemek bölümümüz ayrı. Yani biz kahve tonları sevdiğimiz için biz kendi isteğimizle bu şekilde dizayn ettik. Peki evinin dekorunu nasıl tanımlarsın? Ben modern spor olarak tanımlıyorum. Modern spor. Evet. Sizce? Modern spor mu? Spor mu? Bu değil. Spor bu değil. Ben biraz dönüşümcüyüm ya. Mesela şu anda evde ne renk görüyoruz? Bej görüyoruz, gold görüyoruz ve ahşap görüyoruz. Evet. Yani şu anda burada siyahın yeri yok. Zaten 3 renk var salonda. Dördüncü renge bence gerek olamaz. Yani artık mobilya boyaları çıktı. Bunu kaldırıp şunu beyaza boyatabilirsin, boyayabilirsin. Ne renk olmalı bunun ayakları? Bence beyaz olmalı. Beyazla ahşap bence beyaz olmalı. Çok güzel. Yani o zaman çok zevkli bunlar da bu. Yani. Yarın göreceksiniz gerçekten. Bunu alırken eğer ahşap ayaklı olarak alsaydın, evet, ahşap olarak alsaydın, evet, modern spor olabilirdi. Evet, evet. Gerçekten de hoş olurdu. Aydınlık bir görüntü olurdu. Onun dışında şu sarılar, işte beyazlar gözümüze çarpmazdı. Doğru. Çünkü düz bir koltuk görecektik. Peki bu avize sence şu anda salonun avizesi mi? Çünkü bu avize yemek masasının üstü, masaların üstü avizesi. Yani bu salona bu avize olmamış. Daha böyle sarkıt, daha böyle şık. Evet, çok şık ama yani masa üstü. Yemek masalarının üstü. Bu avizeyi mi kullanıyorsun? Evet. Çünkü bu yemek masasının avizesi. Gerçekten zevksiz. Sen bence mobilya araştırmalarına derhal girmelisin, dekorasyon araştırmalarına. Zevksizsin derken ama kendin de aynı şeyi evinde kullanıyorsun. Aynen öyle. Canım. Sen şu anda çok yanlış üstüne gidiyor. Yemek masası bu zaten tatlım bu. Bu tarz avizeler, yemek masası için kullanılır. Evet. Yuvarlak, oval ya da köşeli avizeler. Kendimi savunabilir miyim? Tabii ki. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sen bizim kahvelerimizi sunumunu buradan toparlarken direkt hemen bir internetten araştır. Sen bir araştır. De ki bu ne avizesi diye, direkt sana ne çıkacak biliyor musun? Yemek masası avizesi diye. Ben bunu aldığım zaman salon avizesi olarak yemek masası. Salon avizesi uzun. Bunu da sana göstereceğim aynı şekilde. Bu bir. İkincisi bana ne yapacağım bir daha söyleme lütfen. Üçüncüsü bu salona. Çünkü bilmiyorsun, o yüzden söylüyorum. Bu salona başka avizeler de araştırdım. Salonum geniş olduğu için ve dediğim gibi hani renk tonları sürekli bej olduğu için eskitme gold demek istiyorum bu arada. Evet. Gold yapmasaydım bu sefer diyecektiniz ki burada gold var, evde nerede gold var? Ama bunlar eskitme gold değil. Bunlar eskitme normal gold değil. Evet, oraya parlak gold. Normalde bu avize o şekilde geldi Aslı Hanım. Sonra ben oraya taktığım zaman ışık yukarıya vurduğu için sarı rengini aldı. Allah Allah. Yani düz bir sarı. Bu yine bir şekilde daha koyu normalde. Saatten görebilirsiniz. Işıkta daha da açık görünüyor, dikkat ettiyseniz. Ama aynı materyal değildi. Yok, aynı materyal değil. Yani belki bunları mobilyacıda söktürtüp bu tarz bir metal takılabilir. Hani kombin olmasını istiyorsan. Onu ileriki zamanlarda düşüneceğim. Kesinlikle belki de sökülüp direkt kurtulabilirdi. Evet. Ama oralar boşkadır. Başka bir şey koymak lazım. İsterseniz oraya boş. Nasıl sökülüyor? Daha önce kızım kırmıştı. Rezden rica etsem onu bir çekip çıkartır mısın? Bir de öyle baksınlar, beyaz duruyor diye. Çıkıyor mu? Evet Aslı Hanım, çıkıyor. Çıktı valla. Bir de o şekilde baksınlar. Bakayım ben de. Yani daha iyi duruyor. Evet. Sadece izi var tabii yani. İzi var uygun tabii. Durmuyor ve ben o izi kapatamam kızlar. Yani. İzi, hayır. Mesela sade daha hoş durur. Hani sporla klasik arasında kalmışsın. Kafa karışıklığıyla bence bunu. Oy bari yapıştır onu. Bu yani göz ardı edilebilecek bir mobilya değil. Şu olay benim hiç hoşuma gitmedi. Ben bu olaya sevmedim. Bence mobilyacından fikir al. Belki bunu değiştirip bu deliklere başka bir böyle düğme şeklinde metaller, para gibi böyle yuvarlak koyabilir, kapatabilirsin. Hani dışarıya böyle taşmayan, sivri kenarlı olmayan. Allah korusun yani şöyle bir düşse kafasına vursa vallahi çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Evet, fiyatlara geçelim dilerseniz. Saat hiç yorum yapılmadı. Uymamış mı sence Hilal'cığım saat? Ya şimdi herkesin bence avizeyle her evde görmüş olduğum bir saat. Uydu ama herkes uyuyor. Öyle mi? Uyum var. Her evde gördüğünüz saat. Avize zaten bende de var ama... Öyle mi? Evet. Yemek ki ben, evet, mi? Var, masamın üstünde kullandım. Ama saat zaten herkesin evinde var. Hoş, güzel mi? Kendi başına çok güzel ama duvara uymadı. Çünkü duvar gri, o gold. Tamam, senin için bir daha bütün duvarlarımı kahve... Benim için değil, kendi göz zevkin için boya. Sen peki, kendi zevkine göre dizayn et, yarın gelip ettim ben. 8.100'e yaptım. 8.100 TL. Evet. Yüksek değil mi? Çok fazla. Yüksek. Akıllı perde olduğu için. Fiyatını bir araştırın, ben normalde uyguna bile yaptım. Aklını alır bu perdenin fiyatı. Evet. Al gider. Yani. Değil mi? Evet. Aldı şu an. Normalde komple evin... Perdeleri 8. Yeni yaptırdım aslanım, daha çok olmadı yani. Bir 5 ay falan oldu. Şöyle bir de ben şurada girmek istiyorum. Şimdi Yaren ve diğer gelinler hani fikir veriyoruz ya biz, bunu böyle yaparsan daha iyi olur falan. Biraz öfkeleniyorsun ve geriliyorsun. Evet. Sadece iyi niyetimizden hani biz beğenmedik tabii, bu senin zevkin diyor. Böyle yapsan bence daha iyi olur. Sen şey diyebilirsin yani, hani okey ama bu da benim zevkim hani de. Kendini böyle sinirlendirme yani. Rabia mesela ben de bir fikir vermek istiyorum ama sinirlenirsin diye vallahi biraz çekiniyorum. Estağfurullah aslanım, söyleyebilirsin. Yani mesela sadece şu duvarına farklı bir duvar kağıdı düşünebilirsin veya farklı bir tonda boyayabilirsin. Hem duvarındaki çizikleri de böylelikle hani kapatmış olursun. Çok da fazla boya gitmez diye düşünüyorum, evet, değil mi? Evet, hani evet, tık tık tık. Evet. Vallahi sen ya da eşin bile boyayabilir burayı. En azından bir kombin olur. Sadece şurasını değiştirirsen belki bir hava da katar. Hani akıllı perde gibi olur. Akıllı duvar olur birdenbire. Evet. Avizenin fiyatı ne? Ben de onu soracaktım. Avizenin fiyatı. Avizemi 860 almıştım. Evet. Başka? Saatimi yine 880 civarıydı. Bir şey çok fiyatı merak ediyorum ve gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Şunlar hiç sağlıklı gelmiyor bana. Evet, bu sehpalar. Yani hiç sağlam değiller ve çok korkuyorum. Bunlara ne kadar verdiğini merak ediyorum. 300 lira vermiştim 2 yıl önce. 3 tane sehpaya. Evet ve yani 2 yıldan beri de kullanıyorum. Hiç gözümü kara çıkarmadı. İyi bari. Ama ben çok korkuyorum, bilmiyorum. Bazı objelerden, ben de şu uzun bardaklardan. Evet. Halının fiyatını sorduk mu? Halıyı 670 almıştım. Teşekkür ediyoruz. İyi. Evet, mutfağa geçelim diyorum. Gelinler şöyle bir baksın, neler uyumuş, neler uyumamış. Gelinler mutfağa geçsin. Ben gelinleri mutfağa alayım o zaman. Öyle mi? Al. Aslanım, ben şöyle bir toparlayayım gelin. Öyle mi? Evet. Ay titiz kızım benim. Hadi buyurun o zaman. Salon konusunda arada kaldığını düşündüm. Rabia'cığım, bence seçimlerin spor mu, şık mı, buna tekrar bir karar vermeli.